İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk, ne haber? Yakşam, sen necesin? Of laf oldum ya. Yani bugün iki tane amiple tiyatro provası yapmış kadar yoruldum ya. Ama şu oyun işini halledelim. Simge'nin kullanacağı bir şey kalmasın ortada. Anne! Anne! Annenin, anne! Ay annesinin canı! Anne! Nereden çıktınız siz ya? Eşek çıpasına bak. Her seferinde nerede çıktınız diyeceğine bir kere de hoş geldiniz desene. Babacığım biyolojik olarak sormadık herhalde. Hoş geldin, gel. Gel. Aslan babam, otur, otur, otur. Gel, otur, otur. Otur babacığım, otur. Allah Allah. Çok şaşırdım ya. Yani Cazibe sen de alemsin vallahi kız ya. Annemle babam geliyor, insan bir haber eder değil mi yani? Ya yanımda saçma sapan birisiyle gelseydim, yani Barış falan gibi. Onlar istemedi, sürpriz elediler. İyi, güzel sürpriz oldu vallahi. Hakikaten güzel sürpriz oldu. Sen sürprizin büyüğünü indi eşiteceksin Kemal. Ne ki o? Baktık siz gelmediniz. Gidelim şu çocuklara güzel bir düğün yapalım dedik. Aman babacığım vallahi çok iyi düşünmüşsün ya. İyi iyi öyle. Hoplarız halaylar malaylar. Nereden baksanız kaç bölüm oldu zaten. Görüşemiyoruz değil mi? Canım benim ya. Bir şey mi geliyor ya böyle kokulu kokulu? Ha? Bir şey mi geliyor? Ne geliyor Cazibe? He gelir. Ne gelir ya? Vallahi bilmiyorum Kemal. Senin dankındı. Ne benim dankım şimdi durup dururken gelsin ya? Düğün mü? Evet oğlum düğün. Anne ne yapıyorsun düğün? Nereden çıktın? Dağ! Oğlum ölüp gitmedin. Oğlumuzun düğününü görelim dedik. Eysi yarın düğünümüz var. Ay, ay, ay nasıl sevindi. Görüyor musun Mehmet? Allah nutkum tutuldu sevinçten. Bebek oldum bebek. Tabii ya tabii ben biliyorum biliyorum. İtiraf et Cazibe. Annemle babamı özellikle böyle aradım, mahzundan çağırdın değil mi? Gelin de düğün yapalım, şakkıldı şakkıldı oynayalım dedim. Ayıp ya! He Kemal, itiraf ediyorum ki ananla atanı ben çağırmışım. Hatta böyle davetnameye bastırıp Sarıgara Fatma'ya da haber göndermişim. Boş boş dolaşma Kemal! Ben niye çağırtacağım ha? Ben niye çağırtacağım? Vallahi bilemiyorum, hiç şikayetçi gibi durmuyorsun. Gayet memnunsun, yeni gelin gibi böyle. Kemal, şikayet elesem ne olacak ha? Yok, olmaz, düğün elemeyin. Biz zaten böyle Kemal'la kağız üstünde çakma evlilik. Hatta Kemal esinde sizin böyle Barış'a bile yaraştıramadığınız o sarı kara Fatma'yla sevgili de değil mi? Yakşı, yakşı Kemal, ben gidim deyim. Ha? Kızım, gidim bir deyim. Dur, bir dur be. Allah'ını kitabını seversen bir dur ya. Biliyoruz, tamam, söyleyemeyiz tabii de. Peki düğün esnasında Simge gelirse ne olacak? Şak diye bizi basarsa ha? Bir şeyler düşün. Düğün esnasında Simge'nin buraya gelmesini engelleyecek bir şey yapmamız lazım kesin. Ne var? Ha karım canım. Oh canım benim. Ah baba. Oğlum bu düğün masraflarının nasıl olacağını hiç merak etmeyin. Hepsini ben temin edeceğim. Atacan size yük olmuyor. Ne yükü kızım? Bu sıfaya senin gibi böyle güzel, akıllı, hamarat bir kız bulmuşuz. Başlık parası vermediğimizden dua edelim. Öyle değil mi Kemal? Tabii tabii baba. Canım. Sağ olasın Atacan ama bile Kemal'a kalsa... ...menle evlendiği için 15.000 lira başlık pulu isteyirdi menden. Öyle değil Kemal? Ya bunun ben var ya, yani bu... Zarafatlarını yerim ya. Ne zarafatçı, ne komik ya. Hakikat, zarafatçı. Bilseydim bu kadar patavatsız olduğunu 25.000 alırdım. Ay babacığım ya. Ay çok seviyorum. Bu acayip bir şey. Ah ah kurban olurum doğurana.